Tam şey yapamadım. Merhabalar. Evet, bu gördüğünüz tarihi zeytin ağaçları Samsun'un yerli 8-9 cins zeytin ağaçlarından birkaçı, son kalan birkaçı. Bizim de ben bugün biraz kalem aldık. Çünkü burası eski ruh ve sinir hastasının bahçesi. Şöyle göstereyim. Kalın ağaçlar. Bunlar da soyu tükenip gidebilir diye bugün bunlara kalem almaya geldik. Kırmızı tuzlamalık denen bir çeşit sanırım bu. Öyle anlıyor. Samsun kırmızı tuzlamalık. Bu şekilde burada 3-4 ağaç kalmış yani. Yaşlılardan. Bu ikisi ve bir tane de aşağıda var. Bunların soyunu devam ettirmek bize düştü. Bunların koruma altına alınması lazım. Çünkü Samsun'un bir değeri çünkü sonuçta bunlar. Evet, bu şekilde. Arkadaşlar merhaba. Bugün Samsun'da asırlık zeytin ağacının dibindeyiz. Evet. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi asırlık ağaçlardan zeytin dalını alıyoruz, çeliklerimiz. Evet dostlar, tarihi ağacımızdan kalemlerimizi, çeliklerimizi aldık ve bahçemize geldik. Şu an yine karavan çiftindeyiz. Bu saksılarımıza toprak ve dere kumundan bir karışım yapıp hazırladık. Çeliklerimizi yaptıktan sonra şu şekilde bunları şapka olarak koyacağım. Bir sel etkisi yapmasını istiyorum. Önümüzdeki hafta kar var, don var. Şöyle bir iz alalım dikeceğimiz yere. Evet, bu alana dikim yapacağız. Şimdi kalemlerimizde uzun olanlarımızı kısaltalım öncelikle. Öncelikle şurada tazeleme yapıyoruz. Şuradan şunu yapıyoruz. Evet, bu alanda böyle yontma işlemleri yaparsak yaralama yapıp oradaki dokuyu arttırmış oluruz. Şöyle birkaç yaprak olsun yetiyor bize. İki yaprak bile yeterli. Fazla yaprağı zaten ağaç besleyemeyeceği için fazla yaprağa gerek yok. Böyle yara açmış olduk. Ve böyle dikiyoruz. Yarısını soktum toprağa, yaklaşık 20 santimetrelik çelik. Çeliklerimiz şu şekilde. Şimdi bunların hepsini aynı uygulama yapıp toprakta buluşturacağım. Evet dostlar, tarihi zeytin ağacımızdan aldığımız çeliklerimizi bu şekilde çelikleyerek üstüne bu şekilde bidonu geçirdim. Kapağını demin kapattım, denedim. Buhar yaptı, o yüzden kapaklarını aldım. Yine de böyle de olsa bir sera etkisi yapacağı için faydalı olacaktır. 6, 12, 18 bir tane fazlalık vardı, 19 oldu. Bu şekilde çelikledim. Umarım kökten alır.
Ve bu ağaçlarımızın soyu devam etmiş olur. Gerçekten yani onlar korumaya ihtiyacı olan ağaçlarımız. Ama şans eseri yani hastane bahçesinde olduğundan dolayı şu an hastanede yıkılmış. Tarihi hastanede yıkmışlar. Bu şekilde korunmuş, bugüne kadar gelmiş. Artık bundan sonrasında tutarlarsa biz devam ettirmiş olacağız. Umarız o ağaçlara önümüzdeki zamanda bir zarar gelmez. Bunlar için de bir yani farkındalık oluşturmak istiyorum. Bakalım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.